bu sefer Yusuf hocamın hesabından yapacağız. Daha önce de hatırlarsınız yine başıma böyle bir şey gelmişti. Hitler paylaşımı yaptıktan sonra ki biliyorsunuz Hitler üzerine kitaplarım, çalışmalarım var. Paylaşımı yaptıktan sonra canlı yayın yasağı yemiştim. Şimdi de bağlanmaya çalışıyorum ama canlı yayın açamazsınız diye uyarı aldım. Dolayısıyla hocam öncelikle kusura bakmayın. Bazen böyle şeyler Evet, tabii. olabiliyor. Instagram böyle Anlıyorum. bazen çeşitli yasaklar uygulayabiliyorlar. Öncelikle davetimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Rica E, ederim. tabii önce Bilmiyorum. kendi hesabımdan açsaydım şunları anlatacaktım. Hemen onunla başlamak Bir de istiyorum. Ya mantıklı aslında. Tabii. Anlatın hocam. evet Yani şu an yine tamamen sizde hocam. ay tamam çok teşekkür ederim. Evet bu sefer yine böyle bir şey oldu. Daha önce de Esra hocamla söyleşi yaparken aynı problemi yaşamıştık. Ama şu anda her şey yolunda devam edebiliriz. Yani engellenemiyoruz hocam. Gördüğünüz gibi Hocam söyleşilerimizi bir şekilde bize yapıyoruz. engel yok hocam, aynen bize engel yok yani, Kesinlikle. bilgiye engel yok. Aynen biz daha önce böyle bir sorun yaşadığımızda Alman istihbaratına bağlamıştık. Bunu da Romanya istihbaratına bağlayıp hemen konuya geçelim hocam. Şimdi biz bu akşam Evet. İncir Çekirdeği'nde aslında çok merak edilen bir şahsiyeti konuşacağız. Drakula'yı konuşacağız ama daha çok şey olarak biliniyor. Kazıklı Voyvoda olarak biliniyor. Evet. İlginç bir isim. Yusuf hocam da Doktor Yusuf Heper hocam da bu konuda uzman isimlerden bir tanesi. Roman kaynaklarından çalışmış. Aynen. Hatta Romanya'da bir süre çalışmalar yapmış. O konuda da size sorularım olacak. Yurt dışında tarihçilik nasıl oldu? Romanya'da tarihçilik nasıl oldu? Biraz bunları da soracağım aslında. Tabii. Öncelikle şuna başlayayım hocam. Ya biz ne diyeceğiz? Roman mı diyeceğiz? Roman mı diyeceğiz? Rumen mi diyeceğiz? Hangisi doğru? Hocam şöyle, mesela ben eserler daha çok Romanya'da Rumen kullanıyorum. Roman kesinlikle olmuyor. Çünkü bu daha çok hani Çingene'yi andırıyor. Mesela ben kolejde, Türk kolejdeyken bana şu ayrım öğretildi. Hani daha çok mesela Cemil Tahsin ve Mihail Maksim gibi tarihçiler hani böyle romanları yani ayırtmak için Rumen kullanıyorlardı. Bunu daha çok işte mesela Feridun Ödeyen Hoca da mesela Rumen kullanıyor. Hani Rumen ve Roman doğru olabilir. Ama roman kesinlikle değil yani. Çünkü böyle Çingene'leri çağrıştırdığı için mesela ben eserler yazdım, makalede Roman ya da Rumen kullanıyorum ve daha çok şu an Rumen'e geçtim yani, öyle söyleyeyim. İkisi de doğrudur Evet. yani. O zaman biz de Rumen veya Roman dememiz daha doğru. Peki Aynen. o zaman Romanca demeyeceğiz. Romence yani dilleri için ne diyeceğiz? Hangi Rumence de dili Rumence. konuşuyorlar? Hangi Rumence dili hocam. konuşuyorlar hocam? Rumence. Direkt Rumence de kendi şey. dilleri. Ha, kendi de. Rumence de mesela hocam Latince'ye çok yakın bir dil. Mesela Rumence bilen İtalyanca'yı, işte İspanyolca'yı çok böyle rahat öğrenebilir. Çok mesela hani Latin kökenli dili olduğu için, ama daha çok zor deniliyor mesela şeylerden, İngilizce'den ya da İtalyanca'dan zor mesela. Böyle karmaşık bir dil yani maalesef. Yani biraz farklı bir dil diyorsunuz. Peki Evet. hocam, siz nasıl bu konuya çalışmaya karar verdiniz? Yani 1500'leri çalışmaya karar, Eflak, işte Boğdan, bu coğrafyayı çalışmaya nasıl karar verdiniz? Önce ondan da başlayalım isterseniz. Hocam Yani çalışma alanı şöyle, olarak nasıl bu konuyu seçtiniz? aslında yüksek lisanstayken Murat Hoca'nın yani yönlendirmesiyle ben başladım. Şöyle hocam, baktık yani bu alan çok boş bir alan. O Eflak Boğdan, işte Romanya çok böyle Kesinlikle. bilinmeyen bir alan. Zaten çok da mesela hani tarihçiler de bilir. Hani böyle eserlerde çokça görüyoruz. İşte hocam böyle hani işte Eflak Boğdan sürekli geçen de biterim, ama yani Eflak Boğdan tarihini yazmak için hocam Romence bilmek şart yani. Çünkü oradaki altyapıyı bilip Osmanlı belgelerine ona göre ona göre anlam vermek lazım. Öyle çok daha doğru bir tarih yazılabiliyor. Zaten benim en büyük avantajım da Romence ve yani Roman kaynakları, Osmanlı kaynaklarını bir şekilde bir bütüncül olarak ele almam oluyor yani. Siz Romanca biliyor musunuz hocam yoksa orada Evet. arkadaşlar yoluyla mı çevirdiniz belgeleri? Orada mesela ben Romanya'da kaldım. Bir yıl ben dil kursuna gittim. O zamanlar 900 dolar falandı. Güzel de öğrendim. Hatta ondan sonra da ben sürekli üstüne koydum işte. Hatta şu an Harika. yazdığım makaleleri daha çok Roman kaynaklara göre kullanıyorum. Tabii mükemmel %100 ana dilim değil, ama İngilizcem kadar. Yani böyle hem konuşma hem yazma hem de böyle okuduğun anlamı konuşma, Allah'a şükür idare ediyoruz yani, öyle söyleyeyim. O zaman Drakula'yı konuşabileceğim en doğru ismi bulmuş gibi hissettim hocam sizden Gibi. bunları Evet hocam. dinleyince. Şimdi tabii Drakula çok ilginç. Aslında çok duyuyoruz ama bir o kadar da hiçbir şey bilmiyoruz bence. Bu Evet. vampir efsanelerinde falan da çok atıfta bulunur aslında.
İşte yabancı işte Hollywood dizilerinde olsun, vampir filmlerinde falan bir ara vampir efsanesi dizileri efsanesi vardı. Dracula'ya çok böyle bir atıfta bulunur. Peki hocam Dracula kimdir? Yani bu lakabı nereden alıyor? Yani Dracula deyince ne anlayacağız? Aslında Vlad Tepeş diye geçiyor bildiğim kadarıyla kaynaklarda ismi. Mesela Osmanlı'da da Dracula diye mi geçiyor? Şöyle hocam, önce şu küçük ayrım vereyim. Mesela Romence'de Vlad Tepeş, yani bu serpa kazık demek Romence. Tepeş de bu isme değiştirilmiş hali. Yani kazıklı Vlad diye biliniyor. Çünkü babasının ismi de Vlad. Rumen tarihçe bunu da karıştırmamak için daha çok kazıklı Vlad diye kullanıyor. Ama bizdeki tabirle, yani Osmanlı kaynakları bu işkence yönteminden dolayı, yani Ayşe Paşazade olsun, işte Oruç Bey olsun, bunu daha çok kazıklı boyvoda diye dilimize telaffuz ediyorlar. Şimdi tabii kazıklı boyvoda şeyine gelince, aslında kazıklı boyvoda Mila Hocam hem tarih hem de edebiyat dünyasında önemli bir karakter aslında. Kendisi 15. yüzyılda Efrak'ta görev yapan 2. Vlad Drakul'un oğludur. Ve 2. Vlad Drakul ise Macar Kralı Sigismund'un sarayında uzun süre bir efer hayatı yaşayan bir Rumen soylusu. Kendisi Basarab bir hanedanının Drakuleşti kolunda. Ve Vlad ise Transilvanya'nın Sakson şehri olan Segesvar'da dünyaya geliyor. Hatta kendisi de yay burcu. Bu ilginç bilgiyi de vereyim yani. Ve çocukluk yılları hocam bu 5 yıl burada geçiyor. Ve burada Rumen adetlerine göre şey yapıyor, eğitim alıyor. Daha sonra tabi babası şey yapınca, Efrak Boyvodası olunca Tırgavoşte'deki Kurtede ona domleşti diyor. Yani Boyvodalık Sarayı'na geçiyor. Ve Vlad'ın hocam asıl burada eğitim hayatı başlıyor. Burada Nibolu Savaşı'na katılmış yaşlı ve bilgili boyat bu Vlad'ın eğitimini üstleniyor. Ve buna bakın bu çok ilginç. Mesela Macarca, İtalyanca ve dönemin yazışma dili Latince öğretiyor. Hani daha sonra mesela siyasi tarih dersleri veriyorlar ve burada hani dünya tarihi dersleri alıyor. Hani baktığımızda Vlad hani böyle boş bir adam da değil aslında. Hani eğitimli bir adam. Hani eğitimini güzel alıyor. Ve burada şu var mesela bu mektebinde şunu öğreniyor. Bu Machiavelli var mesela. Bunun Hükümdar diye bir eseri var. Prens diye. Mesela bunun öğretilerini öğreniyor mesela. Bu mesela Machiavelli'de mesela şey amaca gitmek, amaca ulaşmak için her yol mübahtır diyor mesela. Bu Machiavelli'nin bir şeyi var mesela. Bu diyor ki senden korkmaları seni sevmelerinden yeğdir diyor. Mesela Vlad ileride mesela bu düşünce Vlad'ın siyasi hayatında bir şey olacak. Hani totaliter rejimi savunan bir Machiavelli görüşü var. Ve bundan dolayı Vlad bundan çok etkileniyor. Mesela ondan sonra bu eğitimden sonra şey oluyor mesela ikinci Murat babasının şeyinden şüpheleniyor. Macarlarla olan bir anlaşmasından dolayı şüpheleniyor ve bunu Gelibolu'ya çağırıyor. Gelibolu'ya çağrıldıktan sonra da babası esir edildiği gibi Vlad'ın babası ikinci, yani ikinci Vlad Drakul'un oğlu Kazıklı Boyvada ve Radu'da İstanbul'da esaret hayatı başlıyor. Mesela ben internette bazı kaynaklar görmüştüm. 10-11 yıl falan diyorlar. Aslında bu Macaristan'da kaldığı esaret hayatı. Roman kaynaklara göre 4 veya 6 yıl İstanbul Anadolu Toprakları'nda kalıyor. Önce şeyde kalıyor. Bu Hüdavendigâr vilayetinde Eğriboz diye bir yer var. Daha sonra Tokat'a gidiyor. Tokat'tan sonra da Edirne'ye gidiyor. Ve bundan sonra artık Voyvodalık dönemi başlıyor. İkinci soruya da gelelim hocam. Bu lakabı Şimdi nereden aldığını az çok konuştuk. Bir de tahta geçişi de aslında merak ediyoruz hocam. Şimdi Osmanlı hangi yıllarda mesela tahta geçti ve Osmanlı'da kim vardı? Biraz ondan da bahsedebiliriz. Mesela Fatih'le ilişkisi çok merak ediliyor. Yani Fatih'le olan durum, çünkü Fatih de biliyorsunuz çok tanınan bir hükümdar, bir imparator aslında. İlişkileri nasıldı? Bir bundan da bahsedersek çok merak edilen konulardan bir tanesi bu da. Hocam şunu hemen atladım. Hani lakabını ben şimdi tam gireceğim. Hocam bu lakabı Buyurun. şöyle veriliyor. Ha, enteresan. Mesela hocam bu aslında babasından kaynaklanan bir durum. Çünkü Vlad Drakul'un yani ikinci Vlad Drakul bu Macar Kralı Sigismund'un yanındayken Ejderha Tarikatı'na üye oluyor. Yani bunun aslında Latince adı Ordo Dragonus. Yani dragon ejderha demek Romanya'da. Hani dedim ya Romence ile Latince çok benzer diye. Bu Vlad Drakul'un babası Ejderha Tarikatı'na üye oluyor. Bu tarikatın hocam amacı da Hristiyanlığın düşmanı olarak görülen Osmanlı'ya karşı savaşmak. Bu Vlad hocam bu unvanı aldıktan sonra şeye geliyor. Efrak'a geldiğinde boyarlar diyor ki hani bunu Dragonist olarak şey yapıyorlar. Çünkü Osmanlı'ya karşı savaşıyor hocam. Ve bundan dolayı hocam buna Dragon diyorlar. Hatta hocam ben o dönemki kaynaklara baktığımda mesela Efrak paralarında o dönemde bu bir arka yüzü şey mesela bu Dragon resmi var. Bir de bu Argeş diye bir şey var. Bir kilise var. Orada bunun figürlerini görmek mümkün hocam.
İkinci bir söylem de hocam biraz Bizans tarihçisi. Dukas diyor ki Vlad'ın babası hakkında. Bu adam diyor işte kurnaz diyor, kötü diyor. Bundan dolayı da böyle bir adlandırma var. Şimdi hocam Vlad'ın kendisine gelince de hani hem babasından gelen bir Drakul adlandırması var. Bir de bir kendisini kazanmış olduğu bu adlandırma var. Hocam bununla ilgili mesela Slav efsanesinde mesela diyor ki şurada notumu bakayım. Mesela diyor ki dağlar ülkesinde hani Karpat dağlarından bahsediyor. Rumların inancına sahip Hristiyan Voyvoda vardı. Drakula bizim dilimizde de olduğu gibi şeytan yani kötülük yapan anlamındayız diyor. Yani aslında bu Vlad'a verilen bu lakap onun ikinci Voyvodalı dönemi. Mesela ben Belgrad'a falan da baktım hocam. Bu Drakula ismini ikinci Voyvoda yani 1456 ile 62 yıllar arasında kullandığı bir dönem. Ve bu da bir de şöyle bir söylem var hocam. Bunun rakibi ikinci Dan. Bu o zamanlar şeyde sığınıyor yani bu Sibiu ve Brasov taraflarında. Buna karşı bir propaganda düzenliyor. Çünkü Vlad'ın o anki kötü yönetim sergilediği zaten herkese biliniyor. Diyor ki mesela Avrupa'ya bu adam diyor mesela inançsız, kötü ve çok zalim bir prens olarak algılıyor. Ve hocam ikinci şey de bu Vlad Transilvanya'ya sefer yaptığı zaman halk o kadar çok beziliyor ki hocam. Bunun zulmünden kaçanlar Avrupa'ya Vlad'ın çok kötü olduğunu söylüyor ve bundan sonra hocam esansı başlıyor. Hani aslında bu Drakula efsanesinin başlama sebebi hocam bu Erdel'deki ya da Transilvanya'daki Brașov ve Sibiu halkının Vlad hakkında Avrupa'ya ulaştırdığı söylenler. Yani burada daha çok Saksonlar rol oynuyor. Yani benim kanaatime göre hocam Vlad yani kazıklı lakabı onun yaptığı işlere binaen yapılan bir verilen bir lakap. Ama evet, ona da özellikle konuşmak isteriz hocam. Onun babasına verilen bir şey. Yani işte bu işkence yöntemleri nasıldı? Yani onlar da çok ilginç ve başka voyvodalar var mı? Özellikle onu da sormak istiyorum. Gelen soruların içerisinde de var ama ondan önce şu tahta geçiş sürecini de eklemek istiyorum. Evet, biraz daha konuşabiliriz belki Osmanlı ve Osmanlı ile olan ilişkiler. Evet hocam, buyurun. Şimdi hocam, Vlad'ı artık tahta geçireceğiz. Şimdi ona geldim. Çünkü biraz yavaş yavaş gittiğim için. Şimdi hocam. Eflak'ta Vlad'ın dedesi Yaşlı Mirça. Bu Eflak'ta çok önemli bir voyvoda. Ve hocam bu voyvoda yani Silistre'ye kadar Eflak hakimiyetini genişletiyor. Ve bunun ölümünden sonra hocam Drakuleşti ve Dan aileler arasında yani Basarab koluna bağlı bir taht mücadelesi başlıyor. Yani bizdeki hocam şey Fetret dönemi gibi düşünün. Ve hocam bu taht mücadelesinde Macar Kralı Hunyadı Yanoş şeyi tutuyor. İkinci Vladislav. İkinci Vladislav da hocam Vlad'ın kuzeni. Yani özmöz kuzeni. Daha sonra hocam bu ne yapıyor mesela? Şeyle birlikte, 2. Vladislav ile birlikte anlaşıyor hocam. Hunyadı Yanoş. Ve Eflak'a gelerek bu Vlad'ın babasını ve abisini böyle hunharca öldürüyor. Hatta hocam 2. Kötü Mirça, Vlad'ın abisi Mirça. Onu hocam diri diri şeye gömüyorlar. Hatta mezara gömüyorlar. Ve tabii Vlad bu durumdan çok etkileniyor. Ondan sonra hocam ne oluyor? Bu ikinci Vladislav tahta geçiyor. Daha sonra tabii bu ikinci Vladislav artık Macar tarafında ya. Bu 1448'de ikinci Kosova Savaşı'nda şeyin yanına gidince Vlad da Osmanlı yardımıyla Edirne'den Trgoviç'te'ye gidiyor ve birinci tahta geçişi böyle başlıyor. 2 ay sürüyor zaten. Vladislav gelir gelmez hocam. Vlad'ı kovalıyor. Vlad da oradan şeye gidiyor. Boğdan'a gidiyor. Boğdan'da da Büyük Ştefan var. Onun kuzeni. Onunla birlikte hocam şeye geliyor. Tekrar bu bir 2-3 yıl kalıyor burada. Ondan sonra Hunyadı Yanoş'un yanına geliyor Macaristan'a. Hocam bu babasının katiliyle tekrar anlaşıyor. Burada iki hasma yaklaştıran ana sebep şu. Hocam Vlad 4 ya da 6 yıl Osmanlı'da kalıyor. Osmanlı'nın savaş taktiğini çok iyi biliyor. Hunyadı Yanoş hocam. Hunyadı Yanoş hocam Osmanlılara karşı bir yükseliş içinde. Yani Belgrad kuşatmasını yapıyor ve nasıl diyeyim hocam bu demir kapıda Osmanlıları durduruyor. Vlad bakıyor ki burada artık şey değiştiriyor. Macar tarafına geçiyor. Hatta hocam bak şu çok ilginç. Şunu da kaynaklarda buldum. Diyor ki hocam onun Bizans'ın halefi olmak istemesinden kaynaklanıyor diyor. Aslında burada Bizans'ı canlandırma isteği de var. Bakın Vlad'da. Bu hiçbir kaynakta geçmez. Bu enteresan. Bundan sonra hocam ne oluyor? Vlad tekrardan silahlarını Osmanlılara karşı doğrultuyor. Ve burada Osmanlı'nın ilişkisine değineceğim. Tabii bu dönemde işte Fatih tabii Trabzon seferiyle meşgul 1461 yılında. Bunu hocam fırsat bilerek Vlad Turnu ve Sever'in ve Yergöy'ündeki bayağı bir Müslüman hali katlediyor ve burada
Rumen tarihçi Nikolay Horga diyor ki 23.883 sanacağız. Ben bunu tezde yazdım, oradan biliyorum. O kadar kişiyi katletti diyor. Ve tabii bunun üzerine Fatih kızıyor. Hı. Bir de tabii 10 bin lüka haracı da göndermiyor. Zaten haraç Osmanlı ve Romen arasında yani barış sebebi. Bu haracı da göndermeyince Fatih diyor ki Yunus ve Hamza Beylere gizlice de diyor ki Vlad'ı yakalayın diyor. Tabii Vlad şey yapıyor hani ben diyor işte eğer diyor sultanım diyor hani şey önce çağırıyor tabii Fatih itaat için çağırıyor. Vlad diyor ki sultan diyor eğer diyor ben İstanbul'a gelirsem işte Edirne'ye gelirsem diyor ya da İstanbul'a diyor ki eğer Macarlar diyor benim tahtımı ele alabilir diyor. Ve ben diyor şeylerle uğraştığım için diyor Erdel'deki bu Saksonlarla uğraştığım için diyor. Bundan dolayı diyor haracı ödeyemeyeceğim şeklinde şey yapıyor. Tabii Fatih'in üzerine gönderdi Hamza ve Yunus Beyleri ciddi bir şekilde şey yapıyor. Hani hırpalıyor ve bunlara işkence yapıyor. Bu tabii Fatih'in çok zoruna gidiyor. Ve Fatih buna karşı bir Eflak Seferi düzenliyor hocam. 1462'de. Tabii ben hani o gün size de resim atmıştım. Hani bu kazığa geçirilmiş olma. Mesela evet, hocam, bir kısmını paylaştım hocam, arkadaşlara da söyleyeyim. Bir kısmını paylaştık ama bir kısmını da şu yüzden paylaşamadım. Hani Instagram ciddi bir taramadan geçiriyor paylaşımları. Dolayısıyla da ben ceza alabilirim diye bir kısmını paylaştım, bir kısmını paylaşmamıştım. Hocam şurada görüntü verebiliriz. Evet, buradan hocam, belki gösterebiliriz. Hocam Fatih böyle Efak'a giderken böyle ürkütücü manzarayla karşılaşıyor. Yani 3 kilometre uzunluğunda sağlı sollu böyle. Böyle kazığa geçirmiş insanlar işte Karpat Dağları'ndaki işte kargalar işte onların etlerini yiyor ve böyle bir leş kokusu falan var. Osmanlı ordusu böyle bir şeyden geçiyor. Aslında hocam Vlad burada bir korku politikası uyguluyor. Hani diyor ki ya ben ne kadar zalimim demek istiyor herhalde. Ve hocam Fatih hatta şu ben kaynak arkadaşımla gördüm hocam. Osmanlı ordusu ilerlerken Vlad şöyle bir taktik uyguluyor. Tüm araziyi yakıyor, hayvanları öldürüyor, köyleri dahi yakıyor, insanları şeye böyle bataklığa saklanması için şey yapıyor. Ve Osmanlı ordusu geldiğinde bomboş bir araziyle karşılaşıyor. Hatta hocam su şeylerini falan zehirliyor. Böyle su kuyularını ya da böyle su kaynaklarını. Ve kaynaklar diyor ki hocam hatta Türk kaynaklarda Osmanlı ordusu o kadar çok perişan oldu ki diyor. Askerlerin diyor susuzluktan diyor dudakları kurudu diyor. Bu giydikleri mihver zırh da diyor. Böyle adeta eriyordu diyor. Ve bu böyle bir şey yolculuktu hocam. Osmanlı Efrak'a doğru ilerliyor. Tabii burada bir Tırgavuş'ta baskını var. Hatta bunu Roman kaynaklarda söylüyorlar. Roman edebiyatında da bu etki ediyor. Bu hocam Tırgavuş'ta baskında gece Vlad aslında Fatih'i öldürmek istiyor. Yani Osmanlı olsun böyle hazırsız yakalamışken böyle bir baskın yapıyor. Ama tabii başarılı olamıyor. Çünkü Fatih'in ordusu zaten o dönemde tartışması çok güçlü. Ve ondan sonra hocam Hoca Saadettin diyor ki kazıklı diyor kazık gibi yere çakılıp kayboldu diyor. Yani orada bir kinaye yapıyor aslında. Çünkü Vlad ortada yok. Ondan sonra hocam Vlad Fatih'in karşısına tabii çıkmaya cesaret edemiyor. Fatih onun üzerine kardeşi Güzel alıyor. Tahta geçiriyor ve daha sonra İstanbul'a dönüyor. Ve bunun üzerine hocam Vlad'ın şeyi başlıyor artık. Bir esaret hayatı başlıyor 12 yıl. Artık burada Macar kralı Hunyadi Yanuş bunu artık şey yapıyor. Çünkü bundan yani bilindiği üzere hani Erdel'de Saksonlara karşı büyük bir katliama girişiyor. Ve bunu Hunyadi Yanuş şey yapıyor. Hani biraz kolluyor. Aslında onlara göre hemen idam edelim diyorlar. Bu Sibiu ve Braşov'daki halk bunu hemen idam etmek istiyor. Ve bunu Hunyadi Yanuş şey yapıyor. Kendi yanına alıyor. Daha sonra burada artık bir Vlad yaşayan bir efsane oluyor hocam. Çünkü yaptıkları belli ama hala yaşıyor. Üçüncü tahta geçiş hocam şöyle oluyor. Kendisi şey Rado öldükten sonra kardeşi Rado öldükten sonra bir tahta geçmeyi deniyor. Bu Macar desteğiyle. Tabi burada da başarılı olamıyor zaten. Bundan sonra zaten Vlad şeyi bitiyor zaten. Yani efsanesi bitiyor yani. Peki hocam, yani Türkler mi öldürdü? Yani nasıl bir son bekliyor Drakula'yı ya da işte Vlad'ı nasıl bir son bekliyor? Tabii o da merak edilen bir konu. Yalnız ben Fatih'in yerinde olmak istemezdim. Bir de Fatih de biliyorsunuz aslında çok otoriter bir hükümdardır. Yani Evet, aynen. Çok kararlıdır İstanbul'u fethetmesinden, aslında bunu da anlıyoruz. İkinci Murat istedi, Yıldırım Beyazıt istedi. Yani ataları istedi, babası istedi, alamadı ama Avarlar kuşattı, alamadı. Emeviler kuşattı, alamadı. İstanbul önemli bir şehirdi. Orayı alabilecek kararlılıkta bir komutan.
Hatta işte benim takip ettiğim böyle yurt dışında yayınlanan bazı dergiler var. Onlar da bazen şey yapıyorlar, işte dünyadaki 10 komutan. Yani net bir şekilde Fatih içerisine alıyorlar bu 10 Evet. komutanın içerisinde. Tabii o dönemlerdeki işte 1500'ler, 16. yüzyıl içerisinde mutlaka Fatih bu listeye giriyor, böyle bir isim. O Evet. yüzden de Hocam bir de yani şöyle bir şey var. evet buyurun. Hocam bir de şöyle bir şey var hocam. Vlad'ın olduğu dönemde hocam, dönemin aktörlerine baktığımız hocam, bir, Osmanlı'da Fatih var. Yani zaten Fatih'in karizması tartışılmaz. Öte yandan hocam Kesinlikle. Macarlar'da Hünyadi Yanoş var. Yanoş hocam Belgrad'ı Osmanlılara karşı savunuyor ve bu Tabur Cengi'nde hocam Osmanlılar bayağı bir şey yapıyor. Bayağı bir ızdırap çekiyor. Diğer yandan hocam Büyük Stefan var Boğdan'da. Boğdan'da hocam şey, Boğdan'daki Büyük Stefan hocam Fatih'in kuzeni. Bu da hocam Fatih'le bayağı bir savaşıyor. Bu da ayrı bir belki söyleşi konusu. Hocam Hı şu an hı. Moldovaların milli kahramanı Büyük Stefan Çalmari. Oh. Tabii mesela bir de Polonya'da ikinci Vladislav var hocam. Yani böyle bir aktörlerin arasında hani Vlad sivrilmeye çalışıyor aslında. Hani çok enteresan bir dönem. Aslında siz Şey de de güzel çok bahsettiniz iddialı yani. zaten. Yani Bizans'ın halefi olabilmesi, yani olmak Ha, istemesi de çok iddialı enteresan. bence yani. Hani çok ilginç bir şey ve çok iddialı bir şey yani. Mesela hocam bu Roman tarihi mesela diyor ki işte Andreescu, hani böyle zor zamanlarda diyor mesela böyle doğru liderler, hani yani böyle liderler oluşturabiliyor diyor. Hani bunlar böyle biraz şeyi burada biraz daha böyle şey tutmaya çalışıyorlar yani. Hı Öyle bir şey hı. de var çünkü Roma'da seviliyor zaten. Şimdi hocam Hı bu hı. şey meselesine geleyim ben. Bu nasıl öldürüldüğü ile ilgili. Evet. Artık burada bir şekilde artık burada hocam öldürelim de kurtulalım diğer önce. Evet, dünya bir rahat nefes alsın, değil mi? Evet Aynen. hocam, buyurun. Aynen. Çünkü hocam o dönemde o kadar çok şey yapıyorlar ki hocam, hani Hı hocam 40 bin ile 100 bin arası bir katlettiği söyleniyor yani. Hani 100 bin biraz abartı hı. ama o derece bir insan katline şey yapıyor. O yüzden ben Ya bir de burada hem bu öldürüyorum. dönemin teknolojisini düşündüğünüzde bu aslında çok korkunç boyutta bir katliam. Şimdi İkinci Dünya Savaşı Hocam. yılları falan aklıma geliyor şimdi. Machiavelli Tabii. Prens dediniz, hemen Mussolini benim aklıma geldi mesela. O da şey diyor ya, yani Machiavelli kitabında diyor ya, iktidara giden Evet, yolda doğrudur her şey hocam. mübahtır diyor mesela. Böyle bir Evet, şiar aynen. var ve bütün Bu da faşist Machiavelli'ydi rejimler, hocam. Hı? evet bütün faşist rejimler aslında bu şeyi, bu ilkeyi benimsiyor ve ona göre hareket ediyor. Benimsin. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'nda hani teknoloji çok gelişmiş. Yani vuruyorsun ve yüzlerce, binlerce insanı katletmek daha o diktatörün gözünde daha kolay. Ama şimdi dönemin teknolojisini göz önüne aldığınızda tek tek, yani ciddi bir, nasıl diyeyim size, korkunç bir mesai gerektiriyor. Bu çok ilginç yani, bu kadar katliamı yapmış olması ve buna zaman ayırması çok ilginç geldi bana yani. Şimdi Hocam adamlar bir de atom hani bombası atıyor, binlerce insanı yok ediyor mesela. Teknolojiden kaynaklı. Teknolojiyi insanlığı yok etmek için kullanıyorlar. Ama Vlad geçti yani, bence Mussolini bile geçmiş baktığınızda, hocam dönemine göre kesinlikle baktığınızda. şöyle bir şey hocam, diyorlar ki mesela cinayet sanatçılar arasında benim okuduğum kitaplar en profesyonel diyorlar yani. Hani hocam Hı şöyle, hı. hani sadece kazada geçirme olayı yok, hani biraz Vlad'ın işkence yöntemine de bakacağım. Sadece hocam kazada geçirme olayı da yok. Mesela suda haşlıyor, ateşte Oh. kızartıyor. Yani o derece mesela. Ondan sonra hocam vahşi hayvanları terk ediyor. Hani böyle çarmıha gerdiriyor. Hani böyle türlü türlü hocam. Hatta ben Bran Kalesi'ni de şey yaparken ziyaret ettiğimde de gördüm. Böyle Hı enteresan hı. enteresan hocam. Böyle işkence aletleri var ya yani o dönem için. Hani şöyle hocam, Onu bir da korku soracağım. psikolojisi var. Hı. Hocam Özellikle ona da bir değinmeyi isteyeceğim. Kim şey öldürdü hocam? bu Türkler mi öldürdü? şimdi Umarım Fatih hocam. öldürmüştür. Şimdi şöyle güzel bir söylentiler var. Onları ben şöyle değerlendireyim. Artık orada izleyiciye bırakalım. Mesela hocam Rumen Hı. tarihçiler diyor ki hocam, burada Nikola Horga da var. Vlad'ın Hı. ölümüyle ilgili şunu iddia ediyorlar. Mesela Osmanlı ile anlaşan Eflak boyarları, yani Vlad'ın en yakında olanları diyor. Ve ona suikast düzenleyerek diyor, öldürdüğü yönündedir diyor. Ve burada Lavit ve Basarab'ın öldürdüğü ve kesip başının Hı. Fatih'e götürüldüğü söyleniyor. Hocam Oruç Bey dedi. Osmanlı tarihi yazdı. Oruç Bey biliyoruz. Ve bunda da aynı iktibas var. Ha, bunun ihtimalin güçlü olduğunu gösteriyor. Ve hocam bu Argeç'te pardon Sinagov Manastırı'nda yapılan kazılarda hocam kesik başlı bir vücut buluyor ve bunun Vlad'a ait olduğu söyleniyor. Aslında bir kesik başlı olayı kesin yani. Orada bir şeylik var. Bu kimin öldürdüğüne göre hocam. İlkin Fatih'in yani Osmanlı'yla anlaşan boyarların öldürdüğü söylüyor. Benim hocam arkadaşla konuştum mesela Romen. Hı. Kendisi Güneydoğu Türkiye araştırmaları, Güneydoğu Asya araştırmalarında bir şey. Bana dedi ki hocam, 2000 tane askeri vardı Vlad'ın diyor. Bu da çarpışarak öldüğünü söylüyor bana. Enteresan. Tabi bunu ben sadece onu söylediği için söylüyorum. Bir de şöyle bir rivayet var hocam. O da çok düşük bir rivayet. Ha, benim inandığım, yani benim Nikola Hı Horga hı. ve diğer tarihçilerin şey yaptı, hani güvenlik tarihçilerin dediği, Osmanlı'yla anlaşan boyarların bunu öldürdüğü şeklinde.
Şöyle küçük bir şey var hocam, bir söylenti var. Mesela Fatih hocam, şey pardon, Vlad İstanbul'daki hocam bir Yeniçeri arkadaşı var, Devşirme. Bu Vlad şeyden kaçarken hocam, bu savaşırken, Etrak'ta kaçarken hocam, bu Poyner Kalesi'ne sığınıyor, şatosuna. Burada bu Yeniçeri buna bir mesaj gönderiyor. Diyor ki hocam, Vlad diyor, sen diyor Türklere yem olmak, esir olmaktansa diyor, burada Argeç Nehri'ne atla diyor, burada balıklara yem ol diyor. Ve Vlad diyor hocam buna uyarak diyor, benim okuduğum kitapta, Arge sularına atla diyor, buradan sonra burada öldüğünü söylüyor ve enteresan da ki hocam, Vlad'ın atladığı yer bugün Prens Nehri diye geçiyor mesela. Hani çok da zayıf bir ihtimal ama böyle bir enteresan bir şey yani. Ama bir şunu söyleyebiliriz hocam, kesinlikle Osmanlı'ya anlaşan boyarların öldürdüğü yani. Diyebilirim. Yani o tez daha bana da mantık geldi. Oruç Bey, Aynen. Nikola tercih deyince bizde de yani siz de Güvenli hakimsiniz. kaynak. Osmanlı ekolünde evet önemli ve güvenilir ana kaynak olarak belirlenmiştir. Biz de öyle öğrendik işte Osmanlı Evet. tarihi kaynak derslerinde falan ama diğer söylentilerde tabii yine de böyle insanın Yani en aklında azından böyle şey soru bir işareti yaratıyor. Yani bunlar da var böyle söylentilerde okuyucu var bilsin diye. diyebiliriz. Evet. Evet, kesinlikle. Çok teşekkür ederiz hocam. Şimdi tabii bir de bu Tamam. işkence yöntemlerinden biraz bahsettik aslında ama şey de var. Yani işte buradan kaynaklı vampir iddiaları falan da ortaya atılıyor. Bayağı ilginç bir adam dediğim gibi Avrupalıların da çok merak ettiği bir isim. Bu sadece bu mu uyguluyor? Yani Vlad Tepeş mi böyle? Yani Drakula mı böyle? Yoksa başka voyvodalar var mı? Biz neden daha çok mesela onu biliyoruz, Drakula'yı biliyoruz? Bir onu da Ya sormak şöyle. isterim aslında. Bunların tek farkı hocam, hani işkence yöntemi, yani kaza geçirme yöntemi. Aslında hocam bu Romanya'da ya da Efrak ve Boğdan'da hocam 200 yıl öncesine kadar bir kaza geçirme olayı var. Ki benim arkadaşımdan edindiğim bilgiye göre hocam, Efrak'taki hırsızlar, böyle suçlular böyle bir cezalandırma yöntemi şey yapıyor. Vlad hocam artık bunu daha böyle hani böyle ayrım yapmadan, cinsiyet, mezhep ayrım yapmadan herkesi böyle şey yapıyor. Mesela Rus anlatısına göre hocam, zalim ama adaletli bir yönetici diyoruz. Hani böyle bir işkence yöntemi var diyor. Böyle enteresan bir şey hocam. Bir de şu var. Ben Vlad'la ilgili hocam bazı şeyler var. Bazı öyküler var hocam. Onları böyle birkaç okumak istiyorum ama zamanımız var değil mi hocam? Tabii tabii hocam buyurun. İyi gidiyoruz şu anda. Zamanımız var. O zaman güzel. Mesela hocam ben şuna bağlıyorum. Aslında biraz Vlad'ın psikolojisini şey yapmak lazım. Hani bu işkence yöntemi diyoruz hocam. Ben şuna bağlıyorum hocam. Bir mesela hocam Vlad uzun süre bir esaret hayatı yaşıyor. Ve burada İstanbul'dayken hocam babası ve abisinin böyle böyle şiddetli bir şekilde ya da böyle hunharca öldürüldüğünü öğreniyor. Ve bundan dolayı hocam bir kin doğuyor içinde. Ve boyara diyor ki hocam yanındaki, Eflak'a diyor gider gitmez ilk işim diyor bu şeyleri öldürmek diyor. Hani babamın ve abimin katillerini diyor. Hocam hakikaten de gider gitmez hocam. Bu rakibin hocam yani ikinci Vladislav'ı diri diri şeye gömüyor. Mezara gömüyor. Tıpkı abisine yaptığı gibi. Yani bir şey yapıyor. Kısasa kısas yapıyor. Mesela hocam bir de şöyle bir Vlad'la ilgili mesela Romanya'da anlatılan en meşhur öykülerden bir tanesi şu hocam. Şunu okuyayım. Mesela diyor ki hocam bir gün ülkesindeki tüm dilencileri sarayında büyük bir ziyafete çağırır. Ziyafetin muhteşemliği karşısında şaşkına dönen dilenciler kendi aralarında prensin cömertliğini konuşmaya başlarlar. Ancak Dracula onları iyice doyurduktan sonra yemek yedikleri evi ateşe verdirerek onların hepsini diri diri yaptırır. Yani hocam Vlad'ın yaptığı bu katliamın gerisindeki ana neden hocam ülkeyi işsiz güçsüz serserilerden kurtarmak. Yani hocam Vlad ülke içinde üretmeyen insanları kesinlikle hoşlanmıyor. Ya yani Vlad'a göre hocam bu gibiler ülkenin refahının karşısında dikilmiş birer tehlike. Hani çünkü o dönemde hocam tarım ekonomisi var. İnsan gücü şey. O yüzden hocam Vlad böyle köşede şey insanları sevmiyor. O yüzden mesela bunları öldürüyor. Enteresan. Ki hocam bu bakımdan Roma'da anlatılan bu öykü Roman halkının hala bellerinde vardır hocam. Mesela şöyle bir şey var hocam. Rus anlatısında şu enteresan. Mesela hocam Vlad eğer askerler yüzünden ve göğsünden yaralanmışsa onları ödüllendiriyor. Eğer sırtına yaralanmışsa hocam sen diyor hainsin diyor kaçarken öldürün diyor. Bunu acımasızca öldürüyor bakın. Enteresan. Bir de şöyle bir şey var hocam. Yine bir klasik bir öykü. Mesela bu da diyor ki hocam arabası mal ve yüklü bir Floransa tüccarının Efrak başkenti Trabzon'da konaklaması anlatılıyor bir hikayede. Tüccar arabasının çok değerli olduğunu ve prense korunması gerektiğini söylediğinde Vlad ondan arabasını şehrin ortasına bırakmasını söyler. Ertesi sabah şehrin meydanına gelen tüccar o kadar altın yüklü arabadan sadece 160 altın dükanın kaybolduğunu görür. Vlad halka hırsız bulunmasını aksi takdirde tüm şehri yerle bir edeceğini söyleyince hırsız ortaya çıkar. Tabii sonrası malum. Bir de hocam şu var. En ilginç şu hocam. Issız bir yere Vlad şey yaptırıyor. Çeşme yaptırıyor. Ve bu çeşmeye böyle altın bir tane şey bağlıyor. Kupa.
Ve hocam Vlad'ın iktidarı ya da Vlad'ın yönetimi boyunca kimse bu altın kupayı çalmaya cesaret edemiyor. Yani bir düşün oradaki psikoloji. Yani enteresan bir kişilik yani. Hani böyle bir korku şeyi var yani, bir psikolojisi var. Vlad'ın biz... Makyavelis'in biz Hammurabi acımasız biliyorduk ama hocam İhtica uygarlıklarında Hammurabi öyle biliyorduk ama Vlad bayağı katladı yani bizim bildiklerimiz, acımasız olarak bildiklerimizi katlamış görünüyor değil mi? Yani hocam hatta işkence yöntem falan da var böyle de, hani eğer bir şeyse okuyabilirim ama enteresan yani. Çok zamanında da bilmiyorum hani, böyle çok böyle enteresan şeyler okudum. Böyle arada not aldım hani yani gözden kaçmaması açısından. Öyle aklıma geldiği de söylüyorum yani. Ama tabii çok enteresan bir kişilik yani. Birkaç ilginç soru da geldi. Aslında onları da sormak istiyorum. Yine sorabilirim. Böyle arada zamanımız kalırsa okuruz hocam. Şimdi bu kareyle alakalı aslında bazı merak edilen şeyler var. Yani gerçekten böyle bir kale var mı? Aslında iki soruyu birleştirerek sormak istiyorum. Bir de yani Vlad Romanya'da nasıl biliniyor? Şimdi Romanya'da böyle bir kale var mı? Kale varsa ilgi nasıl, talep nasıl? Muhtemelen kapitalizm bunu bir kendine entegre etmiştir. Bir turistik bir gelir sağlıyordur gibi geliyor bana ama siz gitmiş biri olarak nasıl yorumluyorsunuz? Yani Romanya'da nasıl biliniyor? Yani ziyaretçi var mı? Böyle bir kale var mı? Önce onunla başlayalım. Siz gerçi biraz ipucu verdiniz bize, ben gittim gördüm diye, ama yine de birazcık merak ediyoruz. Şöyle Vlad'ın yani Vlad'a ad verilen kale şey Bran Kalesi. Şu an elimde göstereyim. Bu ad ediliyor. Mesela bu şeyden dolayı hani burası hocam ilk etapta şey olarak inşa ediliyor. Hani Osmanlılara karşı bir savunma yeri olarak. Aslında hocam Vlad'ın buradan geçtiği falan, yani burada kaldığı falan yok. Bu tamamen biraz uydurmaca. Vlad sadece hocam bunun yanında birkaç kere geçiyor. Hani Vlad'ın kesinlikle hocam bu kalede kaldığı herhangi bir şey yok. Zaten hocam bu kale Erdal tarafında ya da Transilvanya tarafında. O yüzden etapta zaten hiçbir bağlantısı yok. Şimdi hocam Romanya'da şöyle bir şey var. 1960'larda hocam tabi o zaman komünist dönemde ülke tanıtım için hocam kendisini turizm açıyor Romanya. Ve burada artık Drakula söylemini kullanmaya başlıyor hocam. Mesela bu şekilde hocam Drakula turizmini canlandırmaya başlıyor ve bu turizm açılması birlikte hocam Batı'da bu Bram Stoker var. Yani bunun yaratıcısı. Onu da biraz bahsedeceğiz hocam. Bu Bram Stoker'ın hocam hikayesinden etkilenen turistler hocam Romanya'ya akın ediyor. Yani 200 bin kişi hocam 1974'te ziyaretçi geliyor Romanya'ya. Bu Drakula söyleminden sonra. Ve şeye gelen hocam insanlar, Romanya'ya gelen insanlar şeyi merak ediyor hocam. Buradaki işte vampir işte efsanesi, işte buradaki gizem, korku şeyini bir merak ederek hocam geliyorlar. Ki benim hocam bir okuduğum İngilizce makale var. Mesela onda diyor ki hocam burada röportaj yapıyorlar. Burada röportaj yaptıklarında hocam bu batılı turistler sadece hocam sırf bu Bram Stoker'ın romanına etkilenerek Romanya'ya geldiğini söylüyor hocam. Ve hocam ilk olarak bunları şeye getiriyorlar. Böyle aslında şeyin gerçek kalesi Poenar Kalesi. Şu an yıkık ve harabe bir yer. İlk olarak hocam buraya getiriyor. Buraya gezdiriyorlar. Sonra hocam tabii bakıyor hocam turistler bundan memnun değil. Turistler böyle daha çok şey görmek istiyor. Ondan sonra hocam batılı turistler şey kalesini şey yapıyorlar. Bran Kalesi'ni icat ediyorlar hocam. Romanya tabi o zamanlar şey ekonomik olarak şeye ihtiyacı var. Maddi olarak paraya ihtiyacı var. Roman Turizm Bakanlığı bakıyor hoşuna gidiyor. Olan diyor hani şey güzel böyle. Böyle çok da turist gelecek. Ondan sonra hocam Bran Kalesi diye yapıştırıyorlar. Ve şu an hocam Pardon hocam, komünist rejim vardı dediniz değil mi? Onu yanlış anlamadım. O zaman biraz o kapitalizmin başının altından değil, çok ilginç geldi mesela. Bu normalde bu tarz şeyleri kapitalist rejim yapar ve komünist rejim biliyorsunuz çok kapalıdır aslında. Yani çok nettir bazı konularda ama tabii 70'lerde falan şey de var, ekonomik olarak direnemiyor da. Yani açılım yapmaya mecbur kalıyor. Mesela Bulgaristan'da da biz bunu görüyoruz. Yani Bulgaristan mesela Coca-Cola fabrikası açılacak. Moskova'ya soruyor. Moskova çok net yani hayır diyor, istemiyoruz diyor ama biz direnemiyoruz diyor. Yani turistler gelsin diye bunu yapıyoruz diyor. Yine yakın yıllar. Tam o sırada işte Bulgaristan'da Coca-Cola fabrikası açıyor. Tabii ki CIA ülkeye sızıyor yani fabrika işçisi olarak. Bunun üzerine ilk o komünist bloktan çöken mesela Bulgaristan oluyor. Galiba Romanya'da da benzer şeyler görülüyor. Yani işte bu kaledir, turist çekmektir. Yani biraz Avrupa'ya açılma. Yani Avrupa'nın o işte dövizine ihtiyaç duydular galiba da o yüzden böyle oldu gibi geldi. Çok ilginç bir bilgi verdiniz. Aynen. Çünkü hocam şöyle bakıyorlar hocam mesela batılı
hani böyle merak severler ya da macera perestler. Bak işte Romanya çok yakın. Diplerinde hemen gidiyorlar. Çünkü hocam bakın 1974'te hocam 200 bin turist, yani çok ciddi bir rakam. Ve hocam şu an günümüzde mesela Braşov kenti, yani tamamen şeyle turizm olarak bilinen bir yer. Hocam sadece hocam 500 bin, yani yarım milyon insan oluyor. Yıllık turist hocam. Ve hocam çoğu da bu zaten şey kalesine geliyor. Ve hocam ben burada karşılaştığım işte Çin, Japon, dünyanın o kadar çok yerinden geliyorlar ki hani böyle büyük bir ilgi var yani. Hocam bugün zaten Romanya deyince hocam Drakula'nın ülkesi aklımıza geliyor. Hani şey yaparsa ya da Drakula deyince Romanya aklımıza geliyor. Bundan dolayı yani. Ama hocam şu var, bir Aynen, de şunu ekleyeyim. kesinlikle. Bir de şunu ekleyeyim hocam. Hocam Roman tarihçiler hocam kesinlikle bu söylemden rahatsız. Çünkü hocam milli kahramanı olan hocam Vlad Tepeş böyle kan emici, insanların kanını emen bir vampire dönüşmesinden kesinlikle rahatsız hocam. Ve bundan dolayı hocam 1976'da hocam Vlad Dracula'nın 5. yüzyılı düzenlemeyi vereceğim. Ve burada hocam Vlad'la ilgili o kadar çok bilimsel makale kitap olarak çıkıyor hocam. Ve bu kitaplar hocam, hatta ben çoğunu da şöyle şimdi makale yazacağım hocam. O yüzden toparlıyorum. Ve hocam burada İngilizce ve Japonca'ya çevriliyor. Romence'den yani düşünün. Yani Yani bir Romenler Vlad'ı bu kavramı aklama çabası da var tarihçilerin, o zaman Roman Evet. tarihçilerin gibi geldi bana o zaman. Kesinlikle. Şey gibi aklıma geldi hocam bu Haşhaşiler, Hasan Sabbah konusu da böyledir. Yani biz çok olumsuz bir şey biliyoruz çünkü İslam dünyasını bölmüştür, ama çok ilginç, Fars tarihçiler ve Arap tarihçiler de bu çaba içerisindeymiş. Yani ben birkaç araştırma yapmıştım o konuda. Aklımda hemen bir çağrışım yaptı. Onlar da işte çeşitli sempozyumlarda veya çeşitli tarih platformlarında mesela Hasan Sabbah'ın biraz daha bilimsel yönünü de ön plana çıkarmaya başlamışlar. Galiba Roman tarihçilerin yapmaya çalıştığı da bu gibi geldi bana. Çünkü hocam 1974'ten sonra hocam hani ben Romence ve İngilizce makale topluyorum şu an. Hocam o kadar çok yayın var ki hani belki benim şu an hocam PDF olarak topladığım 25 tane kaynak var. Romence ve İngilizce yani düşünün. Hani o derece çok yani. Ama bu 1974'ten sonra hocam artması dediğiniz gibi yani bu Roman tarihçilerin bu sabah tamamen karşı olarak hani böyle daha işte bilimsel anlamda Vlad'ı böyle ispatlamaya çalışma amacından ileri geliyor bence. Bence o zaman çok turist çekemezler hocam ya. Böyle kötü bir karakter, vampir falan daha çok bence kapitalizme hizmet Tabii, eder. kesinlikle. Roman Aynen. tarihçiler bir daha bu konuyu düşünsün bence. Tabii şey Evet. oluyor, tabii halkın beklediğiyle yani turizmin beklediğiyle tarihçilik bazen uyuşmayabiliyor. Hocam birkaç soru daha sormak istiyorum Hocam, şunu zamanınız söyleyeyim. varsa. Pardon, hocam şunu söyleyeyim. Aslında hocam bu Vlad Dracula'nın vampire ilişkilendirmesi hocam Bram Stoker sayesinde oluyor. Yani bu Bram Stoker hocam böyle bir söyleme ortaya atıyor. Bunda bu bilgiyi de vereyim. Hocam Bram Stoker hocam bir İrlanda asıllı bir yazar. Bunun hocam arkadaşı Vanberi var. Tarihçiler bilir. Hocam Vanberi'den Transilvanya'nın tarih ve coğrafyasını çok iyi öğreniyor. Hocam bu Bram Stoker'da küçükken böyle vampirlik hikayeleri de okuyor. Bunlar hocam böyle bir şey yapıyor. Hatta hocam British Museum'da falan bayağı bir araştırma yapıyor bu adam. Hocam 6 yıl çalışıyor hocam. 6 yıl sonunda hocam böyle bir eser ortaya çıkıyor. Eser ortaya çıkarıyor. Ve burada hocam tarih anlamında bazı yanlış bilgiler de veriyor. Mesela diyor ki hocam Vlad Dracula diyor işte tekerler soyundan geliyor diyor. Sekerler yani seker Türklerinden. Ve diyor işte Elder Prensi diyor. Ve ondan sonra hocam bu Vlad'ın kalesinin işte Bistritsa yakındaki işte Borgo geçidinde falan olduğunu falan söylüyor. Hani böyle şeyler atıyor. Hani hayali olarak şey yapıyor. Aslında şu. Bir gerçek Dracula var hocam bildiğimiz bir de böyle kurgusal. Yani Bram Stoker'un kurguladığı bir şey var. Mesela hocam zaten Stoker'un romanında şöyle mesela. Transilvanya hocam. Böyle uğursuzların, canavarların, böyle kötülüğün olduğu bir yer. Ama hocam Transilvanya yani Transilva yani Latincesi ormanların ötesinde olan bir ülke anlamına geliyor. Yine hocam aslında Stoker bu romanda şey yaparken şunlardan mesela şey yapıyor. Hani esinleniyor. Bir hocam Vlad Tepeş şeyde doğuyor. Erdel'de doğuyor. Yani Transilvanya'da evleniyor. Erdel Transilvanya. Hocam Eflak tahtına buradan geçiyor. Yani Transilvanya ve Vlad Tepeş'in çok derin ilişkileri var yani. Bundan dolayı bir esinleniyor bu adam. Ya Çok enteresan bir şey. ilginç Bundan yalnız, dolayı hani şöyle bir başlık düşünsenize, Drakula Türk müydü? O inanılmaz. O hocam, ben siz yani makalenizin başlığını böyle yapabilirsiniz. Çok ilginç, yani çok ilginç bir iddia bu gerçekten. Ya, tuhaf geldi. İlk defa sizden duydum. Çok teşekkür ederim bu arada bunu da bize, bu bilgiyi de verdiğiniz için. Bir de hocam çok ilginç bir soru geldi. Aslında bunun cevabını ben de çok merak ediyorum. Bu
Eflak'la alakalı. Yani şimdi tabii Macaristan, işte Bulgaristan Osmanlı'ya bağlanıyor. Yani topraklarını biliyorsunuz Osmanlı kendi sınırları içerisinde alıyor. Ama Eflak böyle bir ayrı statüye sahip bir yer. Yani hani neden? Neden yani Osmanlı sınırları içerisinde yer almıyor? Tabii Ortodoks diyebiliyorum Eflak. Doğru biliyorum değil mi? Eflak'ı Şöyle özel hocam. yapan ne? Hocam şöyle, Eflak ve Boğdan zaten bir alınıyor belgelerde. Eflak Boğdan Osmanlı'ya haraç veren bir vasal devlet. Bu şeyden Macaristan'dan ya da Bulgaristan, Yunanistan hocam farkı burada biz tahrir yapamıyoruz hocam. Yani bu bunlar bize hocam haracını veriyor. Yani bunlar içte bağımsız, dışta hocam Osmanlı'ya bağlı. Hatta hocam bunlar voyvodalarını hocam kendileri seçiyor. Yani bir boyar kurulu var hocam, yani boyar kurulu. Yani Roman soyluları var. Bunlar hocam padişaha şeyi öneriyor hocam, voyvoda adayını. Osmanlılar da atıyor. Şimdi hocam mesela şu var. Mesela neden hocam Macaristan işte Osmanlı toprağına, Osmanlı sancağına çevriliyor ya da işte Bulgaristan neden mesela Eflak Boğdan diye? Bunun sebebi şu hocam. Hocam Eflak Boğdan Osmanlı fethi yolları üzerinde değil. Çünkü hocam Osmanlı fethi yollarına bakarsak hocam işte İstanbul, işte Sofya, Belgrad, Budapeşte ve Viyana'ya doğru bir fethi yolu var. Bu güzergahta değil hocam. Bir de şöyle bir neden var hocam. Osmanlı hocam o dönemde en büyük özellikle 16. yüzyılda hocam Lehistan ve Habsburg yani Avusturya imparatorluğu. Hocam bunlar arasında Osmanlılar Eflak ve Boğdan'ı tampon bölge olarak tutmak istiyorlar. Hani şey değil böyle hani direkt böyle eğer şeye katarlarsa hocam direkt böyle şeye katarlarsa hocam ne olacak hocam bu Lehistan ve Avusturya ile hocam birebir sınırdaş olacaklar. Ama bazen Eflak isyanlar hocam Osmanlı'ya o kadar çok kızdırıyor ki hocam böyle beylerbeylikle ilgili hocam böyle birçok şey var, söylem var. Hani böyle korkutuyor hocam. Diyor ki eğer böyle bana itaat etmezsen, şey yapmazsan işte seni böyle beylerbeyliğine çeviririm ve sana bir İstanbul'da Müslüman bey atarım diye böyle tehdit savuruyorlar yani. Böyle enteresan bir yer. Teşekkür ederim hocam. Son bir sorum daha olacak size. Ondan sonra yavaş Güzel yavaş hocam. yayınımızın sonuna geliyoruz. O kadar akıcı geçti ki yani bir galiba 50 Daha dakikayı evet. doldurmuşuz valla hocam. Öyle mi? Çok Kesinlikle iyi bir hocam. söyleşi daha sözü alayım şimdiden ben sizden. Çok İlerleyen süreçte inşallah çalışmalarınızın yoğunluğuna göre bir söyleşi daha yapalım. Son iyi. olarak hocam. Drakula'nın yani işte namı diğer Kazıklı Voyvoda'nın ölümünden sonra onun soyundan gelenler ne oldu? Yani Eflak'ta prenslik yaptılar mı? Ya da işte yaptılarsa kaçıncı yüzyıla kadar? Ya da Osmanlı'da hangi padişah vardı? Ne zamana kadar bunlar görevde kaldılar? Hocam şöyle, Vlad'ın hocam oğlu var. Buna Kötü Mirça diyorlar. Hocam bu Vlad'ın oğlu, yani öz oğlu. Kötü Mirça Eflak'ta bir dönem şeylik yapıyor, voyvodalık. Hocam bu cinayetler hocam şey kadar, babası kadar olduğu için hocam, bunu boyalar istemiyor hocam. Çünkü babası kadar katil ve acımasız diyor hocam. Ve Aa, bunu çok Eflak ilginç. tarafından şey yapıyor hocam. Ondan sonra hocam, benim hatta tezgahımda da var hocam, Alexandru Mirça. Ve hocam bunun kardeşi Petru Şikopul yani Aksak Petru. Bunlar da hocam şeyde Vlad'ın torunları olarak hocam şeyde görev yapıyorlar Eflak'ta. Bunlar da hocam hatta şey diyor hocam Mirça Aleksandro hakkında. Hocam dedesinden bile çok zalim diyorlar. Şeyler 1577 yılında hocam. Burada bu dönemde hocam 3. Murat tahtta hocam. En son hocam Aleksandr Kokonol diye bir adam var. Bu da zannedersem 1620'lerde falan tahta geçiyor. Ondan sonra hocam Vlad'ın ya torunları 17. yüzyıldan sonra hocam voyvodalık yapmıyorlar. Yani 17. yüzyıla kadar hocam Vlad'ın soyundan gelenler voyvodalık yapıyor. Ondan sonra hocam şey yapmıyor. Zaten hocam Vlad'ın iki kolu var hocam. Birinci kolu hocam şey kolu, Rumen kolu. İkinci kolu hocam Macar kolu. Çünkü hocam Vlad Macaristan'dayken hocam bu Hunyadı Yanoş bunu akrabası Silagi ile evlendiriyor hocam. Bundan dolayı hocam Vlad'ın bir de Macar kolu gidiyor yani. Böyle de enteresan bir şey yani. Zaten 17. yüzyılda tam Osmanlı artık işte Tam Karlovç'u imzalayacak. Biraz hani altı. duraklama dönemi diye adlandırdığımız bir döneme geçişi bu şekilde. Peki hocam çok teşekkür ederim. Davetimi kabul ettiğiniz için. Rica Ağzınıza ederim. sağlık. Tekrardan başka bir söyleşide buluşmak dileğiyle. İnşallah. Yine Yani ama güzel böyle arkadaşlardan su... keyifli bir söyleşi Benim için de öyle oldu. İnanın o kadar buldum. çok şey öğrendim ki ben de öğrencilerime hemen aktaracağım ama katılamayan öğrencilerimiz için, arkadaşlarımız için yayını kaydedebilirsiniz. Çok sevinirim hocam. Direkt canlı yayını paylaş Tamam. yaparsanız kapattıktan Tamam. sonra canlı yayını Tamam. paylaş dediğinizde
Aynen. Arkadaşlar, kaçıran arkadaşlar YouTube'a da atacağız zaten. Oradan da izleyebilirler. Böylece bu söyleşimizi de bitirmiş olduk. Yine hocamıza soruları olanlar bana özelden iletebilirler. Ben hocamla irtibata geçip soruları cevaplarız. Bu akşam bu kadar. Çok teşekkürler hocam. Ağzınıza Rica sağlık. ederim. Araştırmalarınızın devamını diliyoruz ve makalenizi de sabırsızlıkla bekliyoruz. Hatta ben Ayrıca sizden Drakula üzerine bir kitap da bekliyorum hocam. Bir işte hocam popüler şu şöyle bir makale şöyle kitap da bekliyorum. hocam makale şöyle düşünüyorum hocam. Yani Eflat Prensi Vlad Tepeş Efsane ve Gerçekler diye böyle çok orijinal bir Muazzam şey olur. olacak. Hem böyle hem roman kaynaklı olacak hem de böyle İngilizce yazılmış birçok şey var zaten. Elinde bayağı bir kaynak var. Çok İnşallah hocam güzel bu olur hocam. bir seneye çıkar herhalde. Bir sene gibi. Çünkü Evet, yavaş yani okuyor. çünkü Uzun oldu. burada hepsini de anlatamıyoruz. Yani hani belki Tabii anlatmaya ya o kadar kalksak çok geniş tarihin bir konu arka ki hocam. odası gibi, değil mi hocam? Sabaha kadar konuşmak Hocam, gerekecek. hocam Dolayısıyla makale çok, inanın, birçok kesinlikle. insana, birçok kişiye Hocam farklı perspektifler açacaktır. Vlad'ın işte Bolu'na gitmesi ayrı makale konusu, işte Erdek'e gitmesi ayrı makale konusu, Osmanlı'da kalması hani belki bundan hocam bir tez çıkar yani. Hani böyle ciddi çünkü hocam bir kitap okudum hocam İngilizceydi hocam. 500 sayfa hocam. 500 sayfa düşünün yani. Yani O 500 sayfa zaman hocam hocam, Vlad hakkında. valla size Çok kolay geniş gelsin. yani. Romence bilen sizsiniz, uzman sizsiniz. Ben Estağfurullah. uzmanlık alanım dışında olduğundan benim yapabileceğim bir şey yok ama sizden o zaman güzel yayınlar bekliyoruz. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Tekrardan teşekkür ediyorum. Katılan arkadaşlara da çok teşekkürler. Ben aynen. Herkese selamlar. İyi günler.